2014 yılında Ankara'da kurulan ünlü çikolata firması Patisvis milyonlarca vatandaşı neden şoke etti? Markanın CEO'su konu hakkında ne dedi? CEO'nun yaptığı açıklama neden halkı kızdırdı? Olay geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kahvenin yanında açtığı Patisvis çikolataların küflü olmasını fark etmesiyle başladı. Bunun üzerine vatandaş küflü çikolataları bir sosyal medya iş platformu üzerinden paylaşarak sitemini ifade etti. Bu paylaşıma kısa bir süre sonra markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yaklaşımı ise yok artık dedirtti. Çünkü para verip aldığı ürün karşısında eleştirisini sosyal medyadan yapan vatandaş bile bu kadar ağır sözlerle karşılaşacağını bizce tahmin etmiyordu. CEO Elif Aslı Yıldız'ın yaptığı açıklama X sosyal medyada saniyeler içerisinde trende girdi ve milyonlarca vatandaşın da tepkisini çekti. Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ürünler hayatta küflenmez. Hadi doğru diyelim, sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir bakmalısın. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vesaireden neler isteyeceğinden herkes habersiz" cümlelerini kurmuştu. Yıldız saatler sonra yaptığı açıklamada kullandığı üslup ve dil için eleştiri yağmuruna tutulunca tekrar özürlerini ifade eden bir yazı paylaştı. Fakat bu kez özür mesajı da sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Elif Hanım'ın bu tavrı dev zincir marketlerini de harekete geçirdi. Migros olayın sosyal medyada patlamasının hemen ardından market rafları ve mobil uygulamasından markanın bütün çikolatalarını kaldırma kararı aldı. Migros'un ardından Carrefour da harekete geçti. Patisvis ürünlerini raflardan ve internet sitesinden dahi kaldırdı. Patisvis'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tehdit ettiği sosyal medya kullanıcısına karşında dev Migros ve biz varız şeklinde ifadelerde bulunup marka karalama sebebiyle dava açacağını söylemişti. Fakat yaşanan son gelişmeyle Yıldız bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce de hakkında çalışma koşulları ve mobbingle gündeme gelen Patisvis, sendikalı olduğu gerekçesiyle bir işçi işten çıkarmış, hatta yetkililerin daha da ileriye giderek çalışanları tehdit ettikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialarda bulunan Özgıda İş Sendikası, işçilerin e-devlet bilgilerinin kontrol edildiğini, işçilere sendikaya üye olmamaları söylenerek istifa ettirildiğini aktardı. Marka hakkında bağımsız gazetecinin ortaya attığı bir iddiada şöyle: "Evde kek yaparak başlanılan bu macera 3,5 yılda 250 milyon dolar ciroya ulaşmış. 250 milyon ciroya ulaşan markanın sadece 41 bin lira vergi vererek bir işçi kadar vergi vermemesi de sosyal medyada en dikkat çeken detaylardan biri oldu. Belki de dün bir müşterinin ürün hakkındaki şikayetine Patisvis CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu bu kadar ağır eleştirilerde bulunmasaydı konu buralara kadar gelmeyecekti. Gündeme dair özel dosya haberimizle karşınızdaydım. Bir sonraki haberle tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.